Şarjı mı bitmiş? Gerçekten mi? Of! Tatlım. Ah, ne oldu öyle? Şarjı bitti işte. Ah, üzgünüm canım. Peki ya bu? Birazdan eğlence başlıyor. Her şey bu kartona bağlı. Akıllıca kullanırsan kartonla hemen hemen her şeyi yapabilirsin. Gördün mü? Süper oldu. Şimdi hepsini bir araya getirmek için bu ipi bağlayarak parçaları yerine sabitliyoruz. Bu kısım biraz zorlayıcı olabilir ama yine de becerdik. Sen bu oyuncağın yıldız oyuncususun. Oynamak ister misin? Ama ben hiç anlamadım bundan. Tuşlar burada, gördün mü? Oo! Dinleyin, benim dediğim. Annen görüşme yapıyor canım. Ay, çok üzgünüm. Ah! Uçan oyuncaklar imdada yetişiyor. Kes şunu. Burada sanki bir tünel var. Acaba bu ne işe yarıyor? Ah, ve sonra? Aa, nereye gitti herkes? Ay, hiç anlamadım. Ah, tabii ki. Aa, bu benim işim ama. Çalışmam lazım. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Hey, ne yiyorsun sen? Ver şunu bana. Anne! Bir dakika bekle tatlım. Oo, o da ne? Gel ve gör o zaman. Peki. Vay canına. Bu bir ev. İskemle de lazım mıydı? Mini peynir toplarından yapılmış bir adam. Kendisi çok meşgul şu an. Of, iyi atlattım. İşe geri dönme zamanı. Aa, pardon arkadaş. Sana şuna bak. Oh, çok yeteneklisin. Ay be. Of, kafam acıdı. Bir dakika, saç tokam. Kırmışsın tokamı. En sevdiğimdi. Çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyorsun? Sana daha güzelini yapacağım. Tek ihtiyacım olan şey bu nanobant. Ortasına bu şırıngayı koyuyoruz. Sonra bantı üstüne katlıyoruz. Şırınganın ucunu bantla kaplıyoruz. İyice yapışmasına dikkat ediyoruz. Şimdi ısıtıyoruz. Burası eğlenceli kısmı. İçine reçineyi enjekte ediyoruz. Bununla bir baloncuk yapıyoruz. Ancak hala yapacağımız şeyler var. Yaprakları bütün çevresine ekliyoruz. Bu da sonuncusu. İşte güzel bir saç tokası. Bu senin için Sunny. Vay canına, inanamıyorum. Oh, harika bir şey. Çok tatlısın Alex. Yok. Burada konsantre olmaya çalışıyorum. Bunu iyi öğrenmem gerekiyor. Of, karnım gurulduyor. Bir şeyler yemem lazım. Ama sorun yok. Çantamda biraz atıştırmalığım var. Hmm, lezzetli şekerlemeler. Bu jelibon solucanları çok seviyorum. Sulu sulu ve yumuşacıklar. Hmm, nefis. Şey, ben de bir tane alabilir miyim? Lütfen. Ha, hadi ama. Peki, al bakalım. Yaşasın. Of, bu harika bir şey. İnanılmaz güzeller. Hmm, görünüşe bakılırsa şekerlemeleri çok seviyor. Neyse, bende daha fazlası var. Şimdi bu patlamış mısırı bir deneyeceğim. Çok lezzetli görünüyor. Of, bayıldım. Aa, patlamış mısırı da deneyebilir miyim? Verir misin? Bu eğlenceli olacak. Bakalım. Sen harika bir arkadaşsın. Çok güzelmiş. Oh, hepsini yedin mi hemen? Yediklerini hiç çiğnemiyor musun sen? Umarım cipsi sevmiyordur. Aa, cips benim en sevdiğim şeydir. Isırık alabilir miyim? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi ver biraz. Hmm, çok güzel. Ay, yeter artık ama. Aklıma bir fikir geldi. Hey, o örümcek adam mı? Cipsleri mindinin kapşonuna dökeceğim. Ancak gizli olmam gerekiyor. Aa, sanırım çoktan gelecek bir şey yapacağım. Bu fon kağıdına bir kalp kesip altına bir çizgi çekiyoruz. Yalnız çizgimizin düzgün olması lazım. Sonra üstte birkaç daha çizgi çiziyoruz. Ardından ortaya büyük bir sarı daire ve onun da çevresine daha küçük daireler yerleştiriyoruz. Ve kağıdı ters çeviriyoruz. Kalbin üstüne plastik bir parça yapıştırıp pürüzsüz olmasını sağlıyoruz. Sonra kağıdın bir tarafını katlayıp kenarına yapıştırıcı sürüyoruz. Şimdi diğer tarafını yapıştırıp üstüne bastırıyoruz. Bak, patates cipsi torbasına benzedi değil mi? Ancak daha yapacağımız şeyler var. Fon kağıdından bir şerit alıp üstüne oval şekiller çiziyoruz. Sonra şekilleri kesmek için çizgileri takip ediyoruz. Bundan bir sürü lazım bize. Kağıt parçalarını torbanın içine koyuyoruz. Mindy, bak bende ne var? Bunu bana mı veriyorsun? Aa, süper. Bugün şanslı günüm olmalı. Hmm,
Ağzım sulandı resmen. Bir saniye. Bunların tadı bir tuhaf ama. Bunlar cips değil ki. Onları yiyeceğini düşünmemiştim doğrusu. Neyse, gerçek cipslerin nerede olduğunu bilmiyor. Hatta da çok güzel ama bununla işim bitti. Artık çöpe gidebilir. Ben kaçıyorum. Derse yetişsem iyi olur. Geç kalmak istemiyorum. Acil durum, acil durum. Olamaz. Anahtarım. Hayır. Neden öyle oldu ki şimdi? Pekala, umarım iyi durumdadır. Evet, bunu yapabilirim. İğrenç. Ay, bu da ne böyle? Ay, çok fena. Uf. Sanırım anahtarımı kaybettim. Bir dakika. Bir fikrim var. Belki bu bantı kullanabilirim. Bir denemeye değer. Ama şirin bir şey olmalı. Bantı kalp şeklindeki bu çıkartmayı yapıştırıyoruz. Sonra bantı katlayıp uçları yan yana getiriyoruz. Bunun da üstüne küçük bir bant parçası ekliyoruz. Parçayı güzelce yapıştırıyoruz. Sonra alt tarafını birleştirip bir cep yapıyoruz. Şimdi bize daha fazla bant lazım. Bunu en üste yapıştırıyoruz. Aynı işi alta da yapıp cebimizi iyice sağlamlaştırıyoruz. Bence çok güzel oldu. Yapacağımız bir şey daha var. Bunu anahtarlığa dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu banda takıyoruz. İşte muhteşem oldu. Artık çantamda gururla yerini alabilir. Düşündüğümden daha güzel oldu. Geri dönüyoruz. Bir parça nano tape alıyoruz. Bence bu kadarı yeterli. İlave olarak 4 ince parça daha kesip hepsini birleştiriyoruz ve kutu yapıyoruz. Sonra başka bir parçayı böyle esnetip kutunun içine koyuyoruz. Bantın üstüne bu şekilde bastırıyoruz. Sonra üstüne sim serpip bunun da üstünü bantla kaplıyoruz. Aynısından bir tane daha yapıp onu da bir fotoğraf albümü haline getiriyoruz. Bak, içinde bir sürü tatlı anılarımız var. Sonra kutulardan birini alıp diğerini üstüne koyuyoruz. Şimdi de kenarlarını bantla kapatıyoruz. Bu bant menteşe görevi görecek. Aynen böyle. İşte bu kadar basit. Şimdi son dokunuşlarımızı da yapalım. Çok duygulandım. Ama kendime söz verdim, ağlamayacağım. Alarmımı ayarladım. Artık uyku zamanı. Bir şey unuttum gibi bir his var içimde ama. Acaba ne? Bir saniye. Sınav unutmuşum. Of, olamaz. Bu çok kötü. Hemen ders çalışmam gerek. Umarım çok geç değildir. Pekala, bunu yapabilirim. Yalnızca ilk sömestrin dersleri ne kadar zor olabilir ki? Of, çok yoruldum. Ama devam etmek zorundayım. Çok sıkı çalışıyorsun demek, öyle mi? Sana biraz atıştırmalık getirdim. Sen bir harikasın. Biliyorum. Bu ne nedir? Bunu çalışmam gerek. Lambanın ışığı titreyip duruyor. Ama arızalandı herhalde. Şimdi tamamen bozuldu. Bu hiç iyi olmadı. Umarım karanlıktan korkmuyorsundur. Bir dakika. Bir fikrim var. Hadi hemen başlayalım. Bir kağıt bardağın üstüne kalpler çizip sonra bunları kesiyoruz. Ortasından ahşap çubuğu geçiriyoruz. Şimdi kartondan kesilmiş bir sürü disk lazım bize. Diskleri üst üste koyuyoruz ve disklerin hepsine ve bardağa birer delik açıyoruz. Şimdi bu şerit ledleri bardaktan geçirip ahşap çubuğu da karton disklerin üstüne yerleştiriyoruz. İşte çok tatlı bir masa lambamız oldu. Mindy, bununla ders çalışabilirsin artık. Bu tam ihtiyacım olan şey, gerçekten mükemmel. Sana iyi şanslar tatlım. Bence başaracağım. Selam, ne haber? Ay, olamaz, kahvemi döktüm. Pardon, yardım eder misiniz? Kusura bakma ama şurayı temizleyebilirsen harika olur. Temizlemek mi? Olabilir. Şöyle ayağımla dağıtırsam olur mu? İşte bunun işe yarayacağını biliyordum. Gerçekten mi? Biri gidiyor galiba. Bu arkadaşım. Evet, benim. Ve baksana ne getirdim. Şu paspası burnumun dibinden çeker misin? Hadi ama, ben olsam öyle yapmazdım. Bak bu şekerleme. Tabelayı gördün mü? Yiyecek içecek yasak. Oğlum, o hemşire bütün atıştırmalıklara el koyuyor. Ne kadar kötü biri. Zavallı kızın elindeki bütün güzel şeyleri aldı. Bir dakika. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Pekala T-Rex, seni gizlice hastaneye sokma zamanı. Seni boyunluğun içine sokuyorum. Eminim bunlardan bir sürü sığar. Hop, sanırım en fazla bu kadar sığıyor. Yaralanmış ve ağrım varmış gibi yapmalıyım. Üzerinde yiyecek içecek bir şey var mı? Hiç yok katiyen. İzninizle geçebilir miyim artık?
Çok işe yaradı. Ben bir daha yiyeyim. Biraz M&M yeme zamanı. Bu çok eğlenceli olacak. Balonu nişastayla dolduruyoruz. Şunlara bir bak. Al bakalım. Ha? Aa, küçük balon arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İyi, kendi ellerimle yapacağım. Göz senin yıldızını alıyorum. Ketçaptan daha iyi ne olabilir ki? Ve sucukları diziyoruz. Şimdi sırada peynir yağmuru var. Oo, nefis. Çok güzel görünüyor. Şimdi de biraz baharat ekliyoruz. Kendine pizza mı yapmış? Ah, ben de yapabilirim. Ama ben daha çok sandviç seven biriyim. İşte başlıyoruz. Çok lezzetli. Sucuk gibisi yok. Ketçap da bu işin olmazsa olmazı. Ve işte sandviçimiz hazır. Eyvah! Açı! Olamaz. Neden avşadım ki şimdi? Şu vitaminleri kaydetmeyi bitirmeliyim. Sanırım bir şey daha lazım. Ninja gibi içeriye sızma vakti. Vitaminlerimi beğendin mi? Şaka şaka, bu bir numara. Biraz jelibon köpek balığı erittim. Sonra da boş bir ilaç folyosuna döktüm. Etrafa dökülmemesi için dikkat ettim. Boşluklar dolunca arkalarını folyoyla kapladım. Harika, kimse jelibon olduğunu anlamaz. Şimdi ninja gibi şunları bir değiştireyim. Harika, ninja kaçar. Tamamdır, bu doğru mu? Evet sanırım. Selam, senin için bir şeylerim var. Ne? Daha da mı fazla vitamin? Öf. Hadi bakalım tavır yapma. Al bakalım şunu yut. Tadı kötü mü acaba? Fark etmez, iyileşmen için içmen lazım. Peki. Bu çok lezzetli. Biraz daha vitamin alayım lütfen. Tamam, gerçekten hemen iyileşmek istiyorsun anlaşılan. Haklısınız. Hastane yemeği kadar kötüsü yok. Belki arkadaşlarımdan biraz yardım isteyebilirim. Alo? Yok artık. Kulağa korkunç bir yemek gibi geliyor. Merak etme, o iş bende. Pekala, atıştırmalıkları aldım. Olamaz bir hemşire. Yemek yiyecek içecek yasak ha. Kaçış yolum orası gibi görünüyor. Pekala, hadi bakalım. Neyse ki ağırlık çalışıyorum. Pekala, havalandırmadayım. İşte orada. Ve mahzun salata da orada. Kurtarma operasyonu tamamlama zamanı. Kurtarıcı atıştırmalıklar gökten yağar. O da ne? Atıştırmalıklar. Evet, sen kesinlikle benim kahramanımsın. Tamam, anladım. Beni dikkatlice dinleyin çocuklar. Bu zor bir problem ancak bunu size bir kere soracağım. Pekala, sıra sizde. Hadi Mindy. Ben mi her şey? Bir düşüneyim. Cevap 4'tür. Daha sesli söyle. 4. Bir daha söyleyebilir misin? Seni duyamıyorum. Siz ciddi misiniz? 4 dedim. 4. Yok, hala bir şey duyamıyorum. Son kez söylüyorum. 4. Hayır, seni duyamıyorum. Sesin hiç çıkmıyor. 4. Ne? Bu çok sinir bozucu ama. Üzgünüm, kulaklarım pek iyi işitmiyor. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Buldum. Bir an evvel şu işe girişsem iyi olacak. Bon kağıdı parçasından bir çerçeve yapıyoruz. Çok iyi oldu. Bunun altına beyaz plastik koyuyoruz. Şimdi plastiğin fazlasını kesiyoruz. Artık süslemeye geçebiliriz. Bu üçgenler kulakları oluyor. Sonra da siyah gazlı kalemi alıp 2 adet göz çiziyoruz. Şimdi buraya şirin küçük bir burun ve birkaç da bıyık ekliyoruz. Sırada birkaç küçük ayrıntı var. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi tekrar deneyelim. Umarım işe yarar. Plastiğin üstüne 4 rakamını çiziyoruz. Öğretmenim, buraya bakın. Cevap 4'tür. Doğru. Neden öyle söylemedik? Merhaba Beri. Sıcacık kalman lazım. Güzel. Bütün bunlara gerçekten ihtiyacın var mı? Burası zaten sıcak. Ben yürüyüşe çıkıyorum anne. Öyle mi? Böyle giyinerek mi dışarı çıkacaksın?
Haziran ayının ortasındayız. Ne olmuş? Olmaz tatlım, dışarısı çok sıcak. Yoksa öyle değil mi? Mısır nişastası ve biraz su kullanarak kendi karımızı kendimiz yapacağız. Hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Tamam, hadi bir bak şuna. Aa, harika bir şey. Önce katı halde ve sonra eriyor. Aynı gerçek kar gibi. Bunun hoşuna gideceğini anlamıştım. Bir yolu olmalı. Bir dakika. Aa, buldum. Bu fon kağıdından bir bulut kesiyoruz. Üstüne gözler ve ağız yapıştırıyoruz. Su kenarlarına yapıştırıcı sürüp üstüne bu köpüğü yerleştiriyoruz. Şimdi bize bir fermuar gerekiyor. Bak, çok tatlı bir defterimiz oldu. Ama bu cebimizde lezzetli bir sarı mısaklı. Rengarenk tatlı bir gökkuşağı saklı burada. İşte olay bu. Öğretmenin anlaması imkansız. Mende, ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Peki, cips keyfimi bozdu. Aa, bir dakika, bir şey buldum. Ver şunu bana. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi bekliyoruz. Alex, bak. Çabuk, bunu görmen lazım. Ama çok geç. Nerede yanlış yapıyorum ben? Basit bir şey bulmam lazım. Ona bir aşk notu yazayım bari. Bunu görmezden gelemez. Yoksa gelir mi? Sanırım bunu birazdan anlayacağız. Kağıdı sarıyoruz. Sonra bunu nanobantın içine yerleştiriyoruz. Notun çevresine bandı yapıştırıyoruz. Ama tamamıyla kapatmıyoruz. Buna cep yapıp içine simleri serpiyoruz. Sonra içine bir pipet koyup bandın üst kısmını yapıştırıyoruz. Saç kurutma makinesiyle hızlıca ısıtıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi pipeti üfleyip bantı şişiriyoruz. Aynı balon şişirdiğimiz gibi. Bunu yapmak çok eğlenceli. İşte bitirdim. Alex, yakala. Ha, bu da nereden geldi? Neler oluyor? İçine bak. Ha, içinde bir şey var. O bu harika. Aa, bir not. Ay, nihayet. Kafam çok karıştı. Senden hoşlanıyorum o. Bir dakika. Gerçekten mi? Ay, hiç anlamamıştım. Ben de senden hoşlanıyorum. Merhaba. Arkadaşımın doğum gününü kutlamak için geldim. Elinde o pastayla olmaz. Bu noktadan sonra yiyecek yasak. Hadi şimdi ver onu bana. Ama o arkadaşım için. Hayır, balonlarım. Öf, bu hastane ne kötü. Doğum günü kutlu olsun. Ah, ne güzel sürpriz. Sana güzel bir şeyler getirdim. Ha, içeri gizlice bir şeyler soktum. Leziz, bak bileziğimde şekerler var. Al, bu da sana. Çünkü hemşire pastama el koydu. Vay canına, çok zekisin şeker diye ölüyordum. Evet, hastane yemeği iyi değildir. Hey, bir fikrim var. Alçına ilk yazı yazan ben olacağım. Şimdi alçın güzel ve eğlenceli. Yaşasın, bayıldım. Sevgililer günü mü bugün? Oo, gün bugün müydü? Gözlerini kapat. Ah, sürprizleri severim. Çok kötü, çok kötü gerçekten. O, çabuk olmam lazım. Ah, Sani çiçekleri seviyordu. Bence bunlar olur. Çok kolay oldu. Sani. Bir dakika. Aa, bu olmadı. Bir saniye lütfen. Aa, of, çok yorucu bir iş. Ona tatlı bir şey alacağım. Bunlar nefis görünüyor. Geliyorum Sani. Pekala, artık hazırım. Şimdi gözlerini açabilirsin. Bunu seveceğini sanıyorum. Aha, çok tatlısın. Bana bilmediğin bir şey söyle. Annem senin hakkında yanılmış. Neyse. Ben de sana bir şey vermek istiyorum. Ha? Bunu ben kendim yaptım. Bu benim aşkımın bir sembolü. Al hadi. Oo, ne zahmet ettin. Bu harika bir şey. Bunlar bizim fotoğraflar. Ah, puanımın yüksekliğine bak. Yine anlamsız bir oyun mu oynuyorsun? Neden bir kitap alıp okumuyorsun kızım? Aha, bilemiyorum. Araları seviyorum ama bu kağıdı da kullanabilirim. Aha canına. Aman tanrım oğlum, az kitaplara zarar veremezsin. Peki ben nerede kalmıştım? İşte keskin bir dönüş daha. Ve şimdi de bir diğeri. Bu el becerilerin için çok daha iyi olacak. Aha, işte bu eğlenceli. Ama telefonum. Bu şeyde oyun oynanmıyor ki. Ha, telefon kalıyor. Aa, öyle mi? Peki ya bayan tabağı ne dersin? Aa, kafasına şapka takmışım, vay canına. Teşekkür ederim anneciğim.
Onu hemen yanı başıma oturtacağım. Hadi şimdi tavuk dansı yap. Müthiş, yumurtladı bak. Yine yapsana. Ne oldu? Bir tane daha yumurtla. Bozuldu galiba. Of, ondan öncelikle elimizin izini alıyoruz. Baş parmağımızı böyle kaldırıyoruz. Sonra aradaki boşluğu kapatıyoruz. Şimdi ilave detaylar geliyor. Örneğin renk gibi. Şuna bir bak. Artık kesmeye hazır. Sadece siyah çizgileri takip ediyoruz. Yalnız kavislerde acele etmiyoruz. İşte oldu. Bunun arkasında aynısından bir tane daha mı var acaba? İşin ilginç kısmına geldik. Hazır mısın? Şimdi tavuğumuzu üste yapıştırıyoruz. İşte hepsi tamam. Nedir bu peki? Bak, bir tavuk. Bu da onun yumurtası. Ay yok artık. Şuna bir bakabilir miyim? Artık senin. İşte yumurtalar geliyor. Ama artık tersine döndürme zamanı. Önce bal ekliyoruz. Harika, bu kadar yeter. Şimdi bir bardak su ekliyoruz. Sırada ne mi var? Biraz saf jelatin. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyoruz. Makarnayı hatırlıyor musunuz? Her bir makarnayı yüzeyi delecek şekilde içine batırıyoruz. İşte neredeyse bitirdik. Arı kovanına benzedi değil mi? Çok sevimli oldu. Hoşunuza gitti mi minik arılar? Burada gerçek bal kullandık. Mindy, doğum günün kutlu olsun. Aa, bunu benim için mi yaptın? Ne harika bir sürpriz. Sana bir şey vereceğim. Umarım hoşuna gider. Vay canına, çok heyecanlandım şimdi. Bir an evvel açmak için sabırsızlanıyorum. Aa, bana saat mi aldın sen? Müthiş bir şey. Gözlerime inanamıyorum. Bana yardım eder misin? İşte oldu. Yalnız pek emin olamadım. Sanırım bu saat benim tarzım değil. Hoşuna gitti mi? Aa, evet tabii ki. Üzgünüm Molly. Beğenmedin demek. Bu şey yeterince pembe değil. Aa, onu düşünememiştim. Doğum gününü mahvettim. Aa, bir saniye. Bu kutuyu kullanabilirim. Şuna bir bak. Aa, ne düşünüyorsun? Böyle çok daha iyi oldu. Çok şirin ve tarz sahibiyeceğim. Fon kağıdını ikiye kesiyoruz. Sonra yapıştırıcıyı alıp kenarlarına sürüyoruz. Sonra da tırtıklı fon kağıdını alıp üstüne bastırıyoruz. Kenarları katlayıp bunu kutu haline getiriyoruz. Sonra çerçevesine kağıt sardığımız bir ahşap şişi kutunun içine yerleştiriyoruz. İlk açtığımız bu fon kağıdını kutunun üst kısmına koyuyoruz. Şimdi kağıdı delikten dışarı çekip üstüne resimler çiziyoruz. Ve işte bu kadar. Molly şuna bak. Bu Hello Kitty'nin çizgi filmi. Çok harika değil mi? Nereden buldun onu? Keşke benim de olsaydı. O zaman yapacak tek bir şey var. Onun için seninle değiş tokuş yapabilirim. Ne istediğimi biliyorsun. Buna kesin değer. Bu çocuk da sevimli. Ay çok sıkıldım ben. Ciddi değilsin herhalde. Bu ders bir harika. Hey Molly, planın arkasında bir şey var. Ne dedin? Ah canına, bu da nereden çıktı? Sen sihirbaz falan mısın? Belki öyleyimdir. Ah çok harika gerçekten. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şimdi bana bir sürü karton parçasıyla birkaç yay lazım. Şimdi bir kutu yapabiliriz. Artık hepsini birleştiriyoruz. Evet bence güzel oldu. Mindy bunu görmen lazım. Ha, bu nedir? Aa, bu sen mi yaptın? Ama daha en güzel kısmını görmedin. Bu şey bozuk para yutuyor. Çok iyi olmuş değil mi? Hadi bir daha deneyelim. Hemen yapsam iyi olur. Bize bir parça nano bant gerekiyor. Bantın üstüne biraz tebeşir tozu döküyorum. Bu kadar yeterli. Sonra bantın üstüne bir pipet koyup kenarlarını birleştiriyorum. Aynen böyle. Şimdi bir makasa ihtiyacım var. Bantın fazlasını kesip gerisini ısıtıyorum. Bu şekilde bantı yapıştırıyorum. Şimdi pipeti üfleyip bantı şişiriyorum. Ve balonumuzu süslüyoruz. Buraya bir kedi yüzü çizip bıyıklarını ekliyorum. Çok harika oldu. Benim sanatçı falan olmam lazım. İşte stres topumuz hazır. Sunny, şunu yapmayı kes lütfen. Ay çok özür dilerim. Onun yerine bunu dene. Vay canına, tam ihtiyacım olan şey. Gerginliğimi bir anda azalttı sanki. Teşekkürler. İşe yaradığına sevindim. İşte bitirdim sınavı. Okul karnımı acıktırıyor. Lezzetli bir atıştırmalığa ihtiyacım var. O da ne? Dondurma mı? Kuralları biliyorsun.
Of, uyarıyı öylesine ısınlar sanıyordum. Sakın yapma Sunny. Yapacak bir şey yok ama şu uyarıya bak. Belki sana yardımcı olabilirim. Ufak bir parça nanobanta ihtiyacımız var. Bantı katlıyoruz. Şimdi mavi reçineyi alıyoruz. Ancak bantı ikiye yapıştırıyoruz. Bence şu an oldu. Şimdi bantı hafifçe ısıtıyoruz. İşte artık hazır. Reçineyi doldurup bantı şişiriyoruz. Vay canına, harika oldu. Kartondan bir külah yapmıştım. Bak, dondurmaya benziyor. Buna biraz daha tat katalım. Çok yumuşakmış. Oh, yok artık. Bu benim için mi? Muhteşem bir şey. Şunu bir sıkayım. Bunu yapmak çok eğlenceli. Tam ihtiyacım olan şey gerçekten. Teşekkür ederim Alex.